Merhaba, bugün bir akü şarj cihazı inceleyeceğiz. Bosch markasının C3 model bir şarj cihazı. 4 farklı modu bulunmakta. C3 şarj cihazı ile 6 volt, 1.2 ila 14 amper bölü saat akülerinizi ve 12 volt, 1.2 ila 120 amper bölü saat arası akülerinizi profesyonel bir şekilde şarj edebilirsiniz. Cihazın IP65 sertifikası bulunmakta. Bu sertifikayla birlikte su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık vaat ediyor. Motosiklet, tekne, otomobil ve karavanınızda bulunan akülerinizi kolaylıkla şarj edebilirsiniz. Ayrıca diğer şarj cihazlarından farklı olarak Bosch'ta akünüzü araç üzerinden sökmeden de şarj edebilirsiniz. Maşaları akünüze ters takmanıza karşı bir koruma sistemi de bulunuyor. Şimdi cihazı 12 volt 100 amper bir aküye bağlayıp çalışma sistemini inceleyeceğim. Cihazı prize taktığımızda mod tuşunun etrafında mavi renkli bir led yanıyor. Siyah maşayı eksi kutba, kırmızı maşayı artı kutba takıyoruz. Şimdi cihaz bizden seçim yapmamızı istiyor. Motosiklet mi şarj edeceğiz? Otomobil aküsü mü şarj edeceğiz? Yoksa kışlık bakım mı yapacağız? Şimdi mod tuşuna peşi sıra basarak bunları menülerin arasında dolaşıyoruz. Benim aküm bir otomobil aküsü. Bu yüzden otomobilin üstüne geldiğinde bırakıyorum. Şarj etmeye başladığını gösteriyor bize. Otomobilde 12 volt olduğunu tanıdı. Şarj sistemi bittiğinde ok lambası mavi bir şekilde yanacak ve bu sönecek. Burada bulunan kar logosu ise soğuk havalarda akünüzü güvenle şarj edip akünüzün kışa hazırlanmasını sağlar. Burada artı eksi logosunun altında yanan kırmızı led size maşaları akülünüze ters taktığınızı söylüyor ve yerlerini değiştirmeniz gerektiğini anlatıyor. Bu şarj cihazı ile Absorbed Glass Mat kelimelerinin baş harfleri olan ECM tip aküleri, Enhanced Flooded Battery kelimelerinin kısaltması olan EFB tip aküleri, Valve Regulated Lead Acid kelimelerinin kısaltması olan VRLA tip aküleri ve jel aküleri şarj edebilmektedir. Cihazın sıcaklığı bağlamış olduğunuz akünün amperine de bağlı olarak 40 ila 45 derece arasında gezinebilir. Bu normaldir. Otomobilinizi veya elektrikli bisikletinizi sanayiye, otoelektrikçiye götürdüğünüzde standart bir şarj cihazına akülerinizi bağlarlar. Otomobilinizden veya elektrikli bisikletinizden sökerek. Bu aküler amperleri farklı olabilir, iç dirençleri farklı olabilir, kuru, ıslak veya jel olabilir. Otoelektrikçiler bunlara bakmaz. Hepsi değil. Ama çoğu bakmaz. Standart bir şarj aletine sizin akünüzü bağlarlar. Bu şarj aleti genellikle içinde 12 volt bir transformatör bulunan ve köprü diyotla birleşen bir sistemden oluşur. Akünüzü sağlıklı bir şekilde şarj etmek için bu tip cihazlara ihtiyacınız vardır. Bu tip cihazlar akünüzün iç direncini, amperini, kuru, ıslak veya jel olduğunu algılayarak doğru metotlarla şarj işlemini gerçekleştirir. Akü fiyatlarının çeyrek altınla yarıştığı bu günlerde otomobilinize, elektrikli bisikletinize ve scooterınıza yapacağınız bu yatırım sizin bütçenizi koruyacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkürler.